Merhabalar, tekrar bir ödev videosuyla karşınızdayım. Bu hafta yine birlikteyiz. Normalde 6. ünite işliyoruz, demokrasi kavramlarını işliyoruz ama ben bu hafta biraz daha eski konulara dönmek istiyorum. En çok zorlandığınız 2. üniteydi. Karıştırdığınız, mantık kurmakta zorlandığınız yer orasıydı. Öyle onu tekrar etmek amacıyla bu çalışma kağıdı hazırladım. Size K12'den bu çalışma kağıdı dijital kağıt olarak gelecek ama bazen K12'de hata olabiliyor. Ben de şu an normal Word dosyası olarak görüyorsunuz ama sizde daha güzel üstüne işlenebilir şeklinde olacak. Şöyle 3 sayfa. Bulmaca şu anda çok fazla zaman alacağı için bulmacayı burada yapmayacağım. Sadece bir tane örnek yapacağım sizin için arkadaşlar. Şöyle kalemimi hemen alayım. Diyor ki mesela işte bir sürü vermiş. Ben sadece bir tanesini yapacağım. Sağdan sola olabilir, soldan sağa, çapraz hani her türlüsü var. Çünkü gözüme bir tane kestirmiştim. Hun hükümdarı Mete Han tarafından kurulan Türk ordusunun teşkilatlanma sistemi bildiğiniz gibi onluk bir sistem vardı. Onbaşı, yüzbaşı, binbaşı olarak. Bakın onluk şurada. Tersten gitmiş. Sizler de şöyle şu şekilde ya da şu şöyle üstünü çizmenizi istemiyorum. Şunu geri alalım. Bu şekilde alırsanız eğer çıkacaktır. Şimdi ben birinci kısmı sadece bir örnekle bitiriyorum. Geldim ikinci kısmı. Diyor ki boş bırakılan yerlere cevapları yazın. Sonunda da bize bir şifre verecekmiş. Şifremizi de buraya yazıyoruz. Şöyle birazcık ekranımı aşağıya çekeyim hemen. Tekrar kalemimi alıyorum arkadaşlar. Diyor ki ilk Türk devletlerinde önemli devlet meselesi görüşüldü. Meclisine ne ad verilirdi? Biz buna kurultay diyorduk hatırlarsanız. Altıncıya isterseniz hemen L diyelim. Gök Tanrı tarafından Kaan'a devleti yönetmesi için verildiğine inanılan güç kut yetkisiydi hatırlarsanız. Şöyle kutumu yazdım. 1'e U geldi. İlk Türk devletlerinde hükümdarların kullandığı unvanlardan biri. Han, Hakan veya Kaan diyordu. Şimdi Han olmuyor. Kaan olabilir veya Hakan olabilir. İkisini de yazarsam buraya A gelecek. Şöyle Kaan yazalım isterseniz. Evet ama Hakan da dediğimizde 7'de ortak nokta bulunacaktı. 7'ye şöyle A'yı koyalım şifremizde. Türklerde yazısız hukuk kurallarını biz töre diyorduk. Beşincimi hemen R'yi yazdım. İlk Türk devletlerinde yaygın olan dini inanış da benim için Gök Tanrı inancıydı. Şöyle yazalım. Gök Tanrı. İnanç kısmı sıvılmış. Devam etmişler işimize yaramadığı için. Evet, 3'e G yazıyorum. Şifrem aslında belli oldu ama yine de tabii ki devam ediyorum, bırakmıyorum. Türklerde ölen kişinin ardından yapılan cenaze töreninde biz yu diyorduk arkadaşlar. 2'yi hemen şifreme koydum. Evet artık size tamamıyla anladınız şifreyi. 7'deyim. Türk devletlerine oda şeklinde yapılan mezarlara kurgan adını vermiştik. Dördüncüye U'yu koydum. 8'de de Türk tarihinin ve edebiyatının ilk yazılı belgelerine verdiği isim Orhun Abideleri. Yazıt da olabilir. Bakalım hangisi gelecek? Yazıtları o da olabilir. Abideleri de olabilir. İkisini koyabilirsiniz arkadaşlar. Şuraya direkt R'yi koydum. Ve şifrem Uygurlar olarak karşıma çıktı. Şöyle alayım mouse'umu tekrar. Şuraları temizliyorum. Evet, 3'teyim. İlk Türk devletleri ile ilgili işaretlememi istediği yerler var. Şimdi oraya hep birlikte bakalım.
Yine kalemimi şöyle elime alayım. Bu sefer de mavi yapalım. Orta Asya'da kurulan tarihteki ilk Türk devleti Asya Hun Devleti veya diğer bir adıyla Büyük Hun Devleti'ydi. Orada ilk kez onluk sistemi kullanan Türk devleti yine Asya Hun'da devlete parlak dönemini yaşatan Metehan'dı hatta hatırlarsınız. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardı. Çünkü burada Maniheizm'i bırakıyordum. Pardon, Maniheizm'e geçiyordum. Maniheizm'le birlikte eti bıraktığım için mecburen tarıma geçecektim. Tarımla birlikte de artık yerleşik yaşama geçme düzenim başlayacaktı. Tarihte Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti tabii ki kök Türkler. Türk tarihinin ve edebiyatının ilk yazılı belgeleri olan Orhun abidelerini bırakan Türk devleti yine kök Türkler. Ergenekon destanının ait olduğu Türk devleti yine kök Türklerdi arkadaşlar. Oğuz Kağan Destanı'na ait olduğu Türk devleti Asya Hun'du. Hatta burada Oğuz Kağan'ın Metehan olduğunu düşünüyorduk diye bahsetmiştik. Göç ve Türeyş Destanı'na ait olduğu Türk devleti Uygur devleti. Tarihte bilinen 18 harfli ikinci Türk alfabesini kullanan Türk devleti. Kaç harfli olduğunu çıkaramıyorsunuz. İkinci alfabesi olduğu dediği için cevabım burada Uygur'du. Birincisi kök Türklerinde. Minyatür sanatına gelişen yine Uygurlar. Kağıt ve matbaa Çinlilerden öğrenip ilk kez kullanan yine Uygurlar. Hukuk kurallarını ilk kez yazılı hale getiren yine Uygurlar. Türk tarihinde ilk kez kendine ait olan 38 harften oluşan alfabe ise kök Türklere ait. Evet gençler. Ödevim bu kadardı. Bahsettiğim gibi bulmaca kısmı şu anda çok uzun ve zaman alacağı için yapmadığım bir örnek yaptım. Tekrar ediyorum bulmacada. İşte sağdan sola, soldan sağa, yukarıdan aşağı, çapraz vesaire hepsi olabilir. Dijital kağıt olursa işiniz kolaylaşacak. Şimdilik kolay gelsin diyorum. Haftaya görüşürüz.